İstanbul Memorial Hastanesi 2000 yılında tecrübeli, bu konuda 22 yıllık deneyimi olan bir ekip tarafından kurulmuştur. Ve bünyesinde 70'ten fazla tecrübeli eleman barındırmaktadır. Ekip ülkemizde ilk kez mikro enjeksiyon tekniklerini, embriyo freezing tekniklerini, embriyolarda preimplantasyon genetik tanı tekniklerini ve ülkemizde ilk kez cerrahi yolla sperm elde etme tekniklerini ve insan embriyolarından kök hücre geliştirme tekniklerini uygulamış bir ekiptir. Ve bünyesinde embriyoloji laboratuvarı, üreme genetiği laboratuvarı, androloji laboratuvarı, perinatoloji kliniği ve Research and Development Laboratuvarı'nı barındıran ve tüm bu merkezleri bir arada bünyesinde barındıran ilk merkezdir. Tüp bebek teknolojisinde kullandığımız ileri teknikler içerisinde öncelikle kullandığımız laboratuvar teknikleri ve daha sonra da hastalara uyguladığımız ileri tedavi yöntemleri var. Merkezimizde mild stimülasyon dediğimiz hastalara mümkün olan en düşük dozda hormon vererek tedavi etme stratejisini benimsiyoruz. Böylece hem elde edilen yumurtaların kalitesini arttırmayı hem de bu yumurtalardan gelişecek embriyoların daha kaliteli olmasını hedefliyoruz. Ayrıca özellikle şiddetli erkek kısırlığı olan vakalarda iyi sperm seçimi yapabilmek ve DNA hasarı olmayan spermleri seçebilmek için spermleri yaklaşık 7000 kez büyüten büyüteçler kullanarak özel sperm seçimi yaparak embriyo kalitesini ve böylece gebelik oranlarını arttırmayı uyguluyoruz. Bu teknik IMSI tekniği olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra embriyoları 5. güne götürerek blastosist adını verdiğimiz evrede hem en iyi embriyoyu seçmek ve hem de rahim içerisinde tutunma potansiyeli en yüksek olan embriyoları seçiyoruz. Blastosist evresine ulaştırılmış embriyoların transferiyle hem gebelik oranını arttırırken hem de çoğul gebelik oranlarını azaltıyoruz. Ayrıca bu seviyeye ulaşmış embriyoları çok başarılı dondurma teknikleriyle, vitrifikasyon adı verilen hızlı dondurma teknikleriyle dondurarak, eğer vaka gebe kalmazsa dondurulmuş bu embriyolardan tekrar yeniden IVF uygulamalarını yapmadan gebelik şansı vermeyi uyguluyoruz. Bunun yanı sıra gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından birçok vaka embriyolarda genetik tanı yaptırmak üzere, yani preimplantasyon genetik tanı uygulamalarımızdan faydalanmak üzere merkezimize geliyor. Bu tanı yöntemiyle özellikle tüp bebek yaptıran ileri yaş kadınlarda kromozomal anomali riskini embriyolarda ekarte ettiğimiz gibi tekrarlayan düşükleri olan vakalarda veya tekrarlayan anormal bebek doğumu olan vakalarda sağlıklı embriyoları seçmeyi hedefleyerek ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ve yine aynı teknikle genetik bir hastalığı çocuklarına aktarma riski olan ailelerde embriyolarda bu genetik hastalığın tanımlaması ve ayıklanmasını gerçekleştirerek sağlıklı embriyoları seçip bunların transferiyle sağlıklı çocukların dünyaya getirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca son yıllarda kullandığımız embriyoskop adı verilen embriyoları 24 saat kamera kaydıyla izleyen time-lapse video sistemini kullanarak 5. güne kadar embriyo gelişimini çok yakın bir şekilde takip ederek en iyi gelişme potansiyeline sahip embriyoları seçip bunların transferiyle daha yüksek gebelik elde etmeyi amaçlıyoruz. Merkezimizde iyi prognozlu dediğimiz 40 yaş altı genç vakalarda tüm bu yeni teknolojileri uygulayarak elde ettiğimiz gebelik oranı yaklaşık %63 civarında. Ancak yaş ilerleyince, yani 40 yaş ve üstü kadınlarda bu oranlar dramatik olarak azalıyor. 40-42 yaş arası kadınlarda %28 oranında gebelik elde ederken 43 yaş ve ötesinde gebelik oranları %5'in daha altına iniyor.